şimdi ilk finalistimizi alkışlarla sahneye davet etmek istiyorum. Deniz Aladağ, Kocaeli'den ihtiyaç otomatıyla bizlerle. Deniz'in projesi okullarda, evet, büyük bir alkış rica ediyoruz Deniz'e. Oradan şimdi mikrofonu da size vereceğim. Deniz'in projesi neymiş? Okullarda kırtasiye gereçleri, kişisel sağlık ürünleri, ilk yardım malzemeleri, temel ihtiyaçların olacağı bir otomat yapma fikri. Biz çok etkilenmiştik jüri olarak ve şimdi sahneyi ve mikrofonu onlara vermek istiyorum. Buyurunuz efendim. Sahne sizin. Bir dakika çok kısa özetlersen, ondan sonra da jüriler bir soru soracak. Buyurun. Merhaba, biz bu proje için çok çalıştık. Yarı finalden sonra anket çalışmaları yaptık. Otomatın içine koyacağımız ürünleri belirledik. Bizim iş modelimiz kullanıma hazır. Desteklerinizi bekliyoruz. Bir ekleme yapmak ister misiniz? Teşekkür ederiz. Deniz'in okulda ihtiyaç duyduğu bir üründen ortaya çıkan bir fikirdi. Elindeki güzel oyuncak otomatı bu projeyi geliştirmemizi sağladı. Şimdi de iş modelimizi hayata geçirmek için destek bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Şöyle, bence projemizi tam anlamamış olabilir misafirlerimiz. Hocamız bir projeyi bize özetlerse... Yakın tutarsın. Deniz'in projesi şu şekilde. Bir gün okulda silgisini kaybetmiş. Arkadaşından silgi istemiş. Silgi bulamamışlar. Eve gelip oyuncağıyla oynadığında keşke okulda bir otomata olsaydı da para atsaydım içinden silgi alabilseydim diye anlattı bize hikayeyi. Sonrasında bu fikre bizde bahsedince biz de geliştirmek istedik. Okullarda, dershanelerde, iş merkezlerinde, belki havalimanlarında insanların ihtiyaç duyacakları ürünlere daha kısa yoldan ulaşabilmeleri için ihtiyaç otomatı fikrini geliştirdik. İçerisinde okullar için kırtasiye malzemeleri, kişisel hijyen malzemelerinin yer almasını anket çalışmaları sonucunda görmüş olduk. Aslında bu iş modeli mevcutta kullanılan bir iş modeli. Yiyecek içecek otomatı olarak var. Fakat bizim geliştirdiğimiz model ihtiyaç otomatı. Otomat işletmeciliği olarak geçiyor. İnsanların kolay yoldan kişisel hijyen ürünlerine, kırtasiye malzemelerine ulaşabilmeleri için otomatları uygun yerlere koymayı planlamış olduk. Sevgili jürimizin bir sorusu var mı bununla ilgili? Fikir çok güzel ama tüketim artırır mı? Bundan sonra herkes boynumuzu asıp giderdik silgiyi, kalemi kaybolmasın diye. Şimdi herkes hazır, daha çok basıp da tüketim artar mı? Onun da şeyine dikkat etmek lazım. İkinci defa alamaması lazım gibi. Çünkü artık öğrencilerdir, relax. Bizim bir oyuncağımız vardı, bir ömür yaptık. Şimdi çocuklar daha fazla oyuncak oynuyor. Güzel bir fikir, hele yaş grubuna göre. Ama birazcık da tüketimi ve çevreyi düşünmek lazım. Başka bir matematikte bulmak gerekiyor. Deniz için iyi bir şey. Süper. Alışveriş olsun, şey olsun. Başka bir sorusu var mı jürimizin acaba? Tabii, bu tarz otomatlar genelde yiyecek ve içeceklerde çok sık rastladığımız otomatlar. Bu farklı bir fikir tabii ki. Özellikle kırtasiye ürünleri, hijyen ürünleri olmak üzere bunların kullanılabileceği alanlarda konulması kaydıyla daha çok hızlı satış yapabileceğini düşünüyorum. Süper. Gerçekten çok çok değerli bir fikir. O dönemde ben jürideydim. Çok severek sizi finale taşıdık. Bakalım kazanacak mı Deniz ve Fatma hocamız? Alkışlarla onları uğurluyoruz efendim. Teşekkür ederiz. Ve Deniz. Şimdi... Gerçekten Deniz harika. Yani kolay bir şey değil burada 600 kişinin önünde
projesini anlatabilmek ve ne kadar çalıştığını ben kendim biliyorum.